Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay, harika ötesi bir kıyır kıyır şekerpare tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle şekerparemizin şerbetini hazırlayalım. Tenceremizin içerisine şöyle 200 ml klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı toz şekerimizi alalım. Ve aynı su bardağıyla 3,5 su bardağı da suyumuzu dökelim. Ocağımızın altını açalım böyle orta ateşe ve bu şeker eriyene kadar karıştıralım arkadaşlar. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırdım. Arkadaşlar şimdi şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra içerisine birkaç damla limon sıkalım. Böyle bir tatlı kaşığı kadar sıksak yeterli. Daha sonra şerbetimizi orta ateşte 15 dakika kadar güzelce kaynatalım ve ocağımızın altını kapatalım. Şerbetimizi ılınmaya bırakalım. Ve biz hemen şekerparelerimizin hamurunu yoğurmaya geçelim. Şekerparemizin hamuru için 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi yoğurma kabımızın içerisine alalım. Arkadaşlar margarin yerine tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. İkisiyle de çok güzel oluyor. Tamamen tercihi size bırakıyorum. Ve şimdi içerisine burada 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımın bir tanesinin sarısını ayrı bir kabın içerisine alacağım ki şekerparelerimin üzerine sürmek için. Yani tüm olarak kıralım. Evet. Ve ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum. Şimdi bu yumurta sarısını kenara alıyorum. Hatta kapak kapatayım ki üzeri kurumasın. Şöyle kapağını kapatayım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle orta boy çay bardağıyla yarım çay bardağı ayçiçek yağım var. Yağımı içerisine döküyorum. Ve yarım su bardağı toz şekerim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben hep klasik su bardağı kullanırım. 200 milimlik klasik su bardakları. Onunla yarım olacak şekilde toz şekerimi içerisine döküyorum. Aynı su bardağıyla yarım su bardağı da irmik katıyorum. Bir yemek kaşığı toz Hindistan cevizi katıyorum. Ve tabii ki aroma vermesi için bir paket vanilya katıyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi şöyle gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine burada elenmiş unum var. Unumu azar azar dökeceğim arkadaşlar. Ve unumun üzerine bir paket kabartma tozu katıyorum. Azar azar unumu ilave ederek yumuşacık güzel bir şekerpare hamuru yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, şekerpare hamurumu yoğurdum. Şöyle yakından kıvamını göstermek istiyorum. Bakın böyle yumuşacık güzel bir şekerpare hamuru yoğurmanız gerekiyor. Arkadaşlar ben hamuruma şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı artı böyle bir yemek kaşığı un kattım. Tabii siz yine de kontrollü bir şekilde azar azar unla ilave ederek böyle bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Çünkü her zaman kıracağınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne değişiklik gösterebilir. Şimdi şekerpareme şeklini vereceğim. Arkadaşlar hamurumuzdan böyle ceviz kadar, cevizden hafif büyük bir parça alalım ve avucumuzun orta yerinde bu şekilde yuvarlayalım. Daha sonra şu şekilde silindir şekli verelim. Şu uç kısımları biraz böyle sivri olsun. Şu şekilde hafif elimle bastırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ve tepsimin içerisine diziyorum. Tabii tepsimin içerisine yağlı kağıt serdim. Tekrardan hamuruma şekillerini verip tepsimin içerisine dizeceğim. Evet, şekerparelerime şekillerini verdim. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Arkadaşlar ayırmış olduğumuz yumurta sarımızı bir pasta fırçasıyla şu şekilde dağıtalım. Yani böyle biraz çırpalım. Daha sonra böyle üzerlerine güzelce sürelim. Evet, yumurta sarısını da güzelce sürdüm. Tam geldi arkadaşlar. Hemen şöyle üzerlerine şekilli güzel olsun diye bir çatalla şöyle çatalımızın tersiyle çizikler atalım. Şu şekilde çok fazla bastırmadan hafif bastırarak böyle şeklini verelim. Şimdi ben bu şekli böyle verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da şekerparelerimin altı üstü güzel pişince çıkartıp diğer işlemi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şekerparelerim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da maşallah çok nefis görünüyorlar. Şöyle bırakayım. Şimdi arkadaşlar burada soğumuş olan şerbetim var. Böyle buz gibi değil yani ılık bir şekilde. Şekerparelerim de fırından çıktı. Başka bir tepsiye aktardım. Böyle bu esnada ilk sıcaklığı gitmiş oldu. Şimdi şerbetimi güzelce şekerparelerin üzerlerine gelecek şekilde hepsini dökeceğim. Mutlaka böyle üzerlerine gelecek şekilde dökün. Bütün şerbeti böyle üzerlerine gelecek şekilde güzelce döktüm.
Arkadaşlar şimdi bu şerbetin tamamen çekmesini beklememiz gerekiyor. Bir gece bekletirseniz çok güzel bir şekilde şekerpareleriniz şerbetini çeker. Böyle bu şekilde soğuk fırının içerisine atabilirsiniz. Sıcak fırının içerisine atmayın bu arada. Soğumuş olan fırınınızın içerisine atabilirsiniz. Ve şerbetini çektikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Tabi üzerini süslemeyi unutmayın. İyice şerbetini çektikten sonra dilerseniz toz Antep fıstığıyla veya toz Hindistan ceviziyle üzerini süsleyerek afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.